Kum saatinden sevgiler. Arkadaşlar bu videoda LED ışıklı, Vortex özellikli, 3 eksenli mobil gimbal aldım. Zhiyun Smooth Q3 markası. Şimdi merak ediyorum bu mobil gimbal'ı gerçekten. Bununla ilgili birçok video var. Çok ayrıntılı anlatmışlar. Nasıl kurulur, nasıl çekilir, işte neler yapılıyor, özellikleri neler, Vortex'i nasıl çalışıyor. Bunları ben anlatmayacağım. Benim anlatacağım şey tamamıyla. Önce kutu açacağım çok hızlı bir şekilde. Açtıktan sonra da ilerleyen günlerde bir video çekeceğim. Gimbal, nasıl bir gimbal, kullanıcı deneyimini sizlere anlatacağım. Şimdi ben bunu Media Market'ten aldım. 20 Şubat'ta sipariş verdim. 23 Şubat'ta elime geldi. Ben combo modelini aldım. Combo modelinde ne var? Çantası var, kartı var, bir de ip var. İp ve kart çok önemli mi? Aslında kartı da merak etmiyor değilim. Kartı aldığınız zaman premium üyelik veriyor, kaç aylık veriyor bilmiyorum. Çantası önemli. Bu gimbal'ı çok taşıyacağımı düşündüğüm için bisikletle, motorla, arabayla neyle gidersem gimbal yanında taşıyacağım için zarar görmesin diye combo modelini, özellikle çantalısını aldım. Şimdi 23 Şubat 2022 şu anda elime ulaştı. Ben bunu aldığımda fiyatı 1297 liraydı. 50 liralık bir indirim oldu. Üye oldum. İşte bunun kartına üye olunca 50 liralık bir indirim yapıyor Media Market. 1247 liraya aldım. Şimdi bunu alırken tabii arkadaşlarımdan bazı eleştiriler geldi. Bir tane arkadaşım dedi ki, ya abi adam kask kamerasını kafasına koyuyor. Dağda çoban, keçi gidiyor, koyun gidiyor. Bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. Titreye titreye keçileri, koyunlarını gidiyor. Binlerce, on binlerce, hatta milyonlarca takipçileri oluyor. Sen yürüdün, yürüdün. 373 abonen var ve tuttun 1300 liraya gimbal aldın. Abonen mi artacak gimbal alınca dedi. Haklı. Yani bu videoyu izleyen arkadaşlarım da zaten muhtemelen yani abone olur mu olmaz mıya girmiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bunu açacağım. Bir görelim hızlıca. Gerçekten de merak ediyorum nasıl bir gimbal. Şimdi şuradan bir başlayalım. Media Market'in faturası. Evet, combo paket gimbal. Şimdi arkadaşlarım öncelikle şunu söyleyeyim. Gimbal, ben bu gimbal'ı gerçekten merak ediyorum. Video çekerken çok fazla titriyor telefon. Çok fazla titriyor. Yani videolarda kendimi göstermiyorum. Çıkıp videoda işte beni takip edecek bir özellik olsun diye almadım bunu. Bu da o özelliğe de yarıyor ama ben videolar titreyince yürürken işte bir şehir tanıtıyorum, bir şey tanıtıyorum, bir ürün, bir camiyi görüyorum çok güzel, bir yapı görüyorum, oraya giriyorum, orayı tanıtıyorum. Bu bir zevk. Yani on binlerce abonemizin olmayacağı aşikar. Zaten ondan değil. Açıkçası bu bir zevk, bu bir hobi. Ama titremesine gerçekten ben de bir çözüm buldum, aradım. Ne bulayım diye. Sonra gimbal'la tanıştım. Gimbal'la ilgili birçok video izledim. Birçok model var. Pahalı mı? Yani sizin bütçenize bağlı. Bence pahalı. Yani pahalı ama değer mi? Bunu kullanıcı deneyiminde zaten göreceğiz. Ben bu arada şanssızım. Elektronikte, işte malzemede. Şu anda bu masayla ilgili bir video yaptım. Bu masa 6 kişilik bir masadı. 6 kişilik bir masa diye aldım ama sandalyenin bir tanesinin ayağını göndermemiş. Sağ olsun Enform. Bununla ilgili video yaptım. Tabii yaptığım videolar 50 izleniyor, 60 izleniyor, 100 izleniyor. Fazla izlenmiyor. Neden fazla izlenmiyor? Çünkü Hi guys diye girmiyorum. Ya da ne bileyim tuhaf tuhaf şeyler yapmıyorum videoda. Neyse. Şimdi arkadaşlarım bunu açıyorum. Bakalım inşallah güzel olur bizim için. Şöyle bir başlayalım açmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Open diyor. Tamam, open'lık. Gerçekten ben bununla çok eğleneceğimi düşünüyorum. Umarım öyle olur. Ya bunun kurulumunu falan söylemeyeceğim, göstermeyeceğim. Ben sadece
kullanıcı deneyimlerini anlatacağım. Videoları çekerken göstereceğim nasıl olduğunu. Evet, şu anda içerisinden bir çanta çıktı. Çantanın içerisine koymuşlar. Zion Smooth 3'ün bir işte ne olur ne biter vesaire diye. Zaten internette bununla ilgili çok güzel videolar var. Bakın. Q3 bir karış çantası. Ya ben çantaya para vermem diyenler bence yanılır. Yani bu çantayı almak, yani fark 150 lira gibi bir şey oldu. Normalde çantasız satılıyor. Zion Smooth Q3'ün combo olmayan paketinde çanta yok. Kart yok, ip yok. Şimdi bir açalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Neler var? Umarım bunda yanılmayız. Evet. Çanta bu. Bir bakalım, şöyle açtık. Evet, burada normal internetten bakmıştım. Açılıyor şöyle. Hatta kilitliyorsunuz diyor. Bunun terazi ayarı var. Bunun terazi ayarını zaten dediğim gibi size anlatmayacağım. Şimdi bakıyorum arkadaşlarım, hafif. Gerçekten çok hafif. Yani ağır falan değil. Bunu çok uzun süre elinize de taşısanız hiçbir şekilde size bir ağırlık getireceğini düşünmüyorum. Yani kolunuzu yoracağını düşünmüyorum. Gerçekten hafif. Büyüklüğü de yani kocaman diye düşünmüştüm. Değil. Kocaman değil. Asla kocaman değil. Görüyorsunuz. Bence gayet güzel. Evet. Tık dedi. Oturdu. Şöyle de kapatıyoruz. Evet. Şimdi bir de şuraya bakalım. Ya bir şey alacaksanız bence en iyisini almalısınız. Yani en iyisini derken üst modeli neyse onu. Arabada da öyle. Çünkü sonra pişman oluyorsunuz. Evet, baktık Zion. Evet. Yani bunu ister böyle taşıyın. Çünkü bunun çok fazla özelliği var. Özelliklerini zaten şeyde görürsünüz. Yere duruşu falan gayet güzel. Buralarda ne varmış? Bakalım. Bu sanırım bu ipi mi, kartı mı ne? Bu bir şeyi de neymiş? Evet, bu şöyle takın, böyle yapın diyor. Tamam. İpini göremedim daha. Zion. Evet, şu arkadaşlar Prime üyeliği. Şimdi ben bunun Prime üyeliğinin nasıl olduğunu bir tane arkadaş çok güzel anlatmış. Gerçekten o videoları izlemenizi öneririm. Prime üyeliğinde nasıl Prime üyelik oluyor, neler yapıyor onu gösteriyor. Bu arada bu normal, buradaymış ipi. Bu arkadaşlarım, bu normal bir dandirik dondirik selfie çubuğu değil. Arkadaşıma dedim ki, evet şunu açsak iyi olacak. Arkadaşıma dedim ki gimbal aldım. Gimbal ne ki lan dedi. Öbür taraftan diğer arkadaşım dedi ki selfie çubuğu. Ne yapacaksın selfie çubuğuyla dedi. Ne yapacağından önce bir sor bakayım kaç liraya almış diye sor dedi. Ben de 1300 lira dedim. İnanmam dedi. Olamaz, mümkün değil, vermezsin o parayı dedi ama verdik. Sonuçta arkadaşlarım bu bir zevk. Ben video çekiyorum. Bundan sonraki videolarımın çoğunu da inşallah Allah nasip ederse bu gimbal'la çekeceğim. Videomun titremesini istemiyorum. Koştuğun anda bile sabitleniyor, seni takip ediyor. Bunun bir kendi uygulaması var. O uygulamayı da indiriyoruz. Bu zaten akıllı bir akıllı telefonun akıllı yardımcısı. Zion Smooth Q3 gerçekten bence çok iyi. Yani kalitesi falan bence çok güzel duruyor. İşte bunu nereye takıyoruz? Bunu da bir yere takıyoruz. Taktıktan sonra bunu da eline doluyorsun ama nereye taktığımızı bulamadım. Evet. Sonra arkadaşım 12 lan dedikten sonra ben de ona selfie çubuğu değil dedim. Akıllı telefonun akıllı yardımcısı. Zion Smooth Q3. Evet. Çantasını söyleyeyim. Çantası gerçekten çok güzel. Yani bu çantayı al abi.
bu çantayla her yere götür. Motoruna koy, bisikletine koy, arabana at. Yani bunda hassas yerler var. Bakın buralara bir şey olursa, vay bu arada bu güzel duruyor. Joystick. Buralara bir şey olursa Allah korusun bu sefer sıkıntı olur. Kırılırsa üzülürsünüz. Sonuçta bu da 1300 liralık bir oyuncak. Güzel bir oyuncak. Evet arkadaşımın dediği gibi yürüdün 373 aboneye geldin dedi. 373 abonenin 100'ü de zaten tanıdık. Diğer aboneler de zaten takip ediyorlar. Eden var, etmeyen var. Bence bundan sonra takip edin ki bakın bir neler oluyor. Aradaki fark ne? Size şimdi normal gündüz vaktinde normal kamerayla çektiğim videoyu göstereceğim. Bir de Zhiyun Smooth Q3 ile çektiğim videoyu göstereceğim. Aradaki farkları göstereceğim size. Neler var, neler yok. Bunun kararını siz verin. İlk bakışta çok güzel. Umarım güzeldir derken bunun içerisinden bir de evet şu çıkmalıydı. O da çıktı. USB kablosu. Normal USB kablosu çıkıyor ama şey çıkmıyor. Adaptörü çıkmıyor. Adaptörü siz normal kendi cep telefonunuzun adaptörüyle şarj edeceksiniz. Güncellemesi var. Bilgisayara bağlanıyor. Programını indiriyorsunuz. ZY Kami diye bir program var. O programı indiriyorsunuz. Orada birçok özellik var. 3 eksenli arkadaşlarım bu. Çok güzel bir gördüğüm kadarıyla. İnternetten gördüğüm kadarıyla çok güzeldi. Bir sürü video izledim ve en sonunda Zhiyun Smooth Q3 almaya karar verdim. Bakayım basit değil. Gayet de güzel. İnşallah hayırlı olur. Hadi gündüz vakti çektiğim videolardan örnekler verdikten sonra siz karar verin. Hadi o tarafa geçelim. Görüşmek üzere. Şimdi dışarıya çıktım. Normal arabanın yanından yürüyerek çekim yapmaya başlıyorum. Çekim yapıyorum. Evet arabalar geliyor. Tabii tuhaf tuhaf bakacaklar. Baksınlar. Şu anda telefonla çekiyorum. Gimbal elimde yok. Gimbal olunca daha tuhaf bakacaklardır. Normal bir yürüyüşteyim. Normal yürüyorum. Nasıl oluyor? Titriyordur muhtemelen. Şimdi burada durup mesela şu eve doğru bir bakayım. Apartmana doğru. Evet. Sonra tekrar dönüyorum. Bu tarafa bakıyorum. Burada güzel bir apartman varmış. Devam ediyorum. Evet. Buradaki kaydı bir durduruyorum. Tam şu direğin burada kaydı durdurdum. Evet, şimdi de gimbal'la çekiyorum. Normal yürüyorum. Şu andaki mod PF modu. Herhangi bir kitleme yapmadım. Evet, devam ediyorum. Gimbal'la normal yürüyorum. Öyle kendimi de kasmadan normal yürüyorum. Hatta biraz şöyle yukarı doğru şu apartmana doğru bir baktırayım. Evet. Geldim böyle gimbal'la. Yürüyorum. Şimdi buraya kadar yürüdüm. Buradan sonra döneceğim. Döndüm. Şimdi kilitlediğimi düşünüyorum. Evet. Şu anda kilitledim sanırım. Evet, şu anda kilitledim, yürüyorum. Apartmana bakalım.